Merhaba Şipi Online takipçileri, ben Ercan Uğurlu. Mobilden Kongresi turumuz devam ediyor. Şu an Sony standındayız. Sony standında yeni tanıtılan akıllı telefonları sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Bunlardan bir tanesi Xperia 1. Arkasından Xperia 10 Plus, Xperia 10 modelleri burada tanıtıldı Mobilya Kongresi kapsamında. Özellikle burada ilginç bir, bu sene her yıl geliyoruz ve pek çok akıllı telefona erişme dokunma şansımız oluyor ama bu sene pek çok akıllı telefon bizden uzaklaştırılmış cam ekranlar arkasına veya dokunulmaz bölümlere koymuşlar. Şimdi mesela ne vardı? Huawei Mate X'i gördük, önemli bir modeldi. Galaxy Fold'u gördük, önemli bir modeldi. Bunlar katlanabilir tasarımlı oldukları için henüz daha geliştirme aşamasına ve önümüzdeki dönemde piyasaya çıkacaklar. O yüzden dokundurulmamalarını, çerçevenin arkasında gizlenmiş olmalarını anlayabiliyorum. Ancak yeni çıkan bir akıllı telefon, Xperia 1, yani bunlardan bir tanesi ve normal akıllı telefon, yani bunun ekstra bir özelliği yok. O yüzden neden biz buna dokunamıyoruz açıkçası merak içindeyim. Bence olmamış. Olmamış. Yani o zaman biz buraya hiç gelmeyelim. Uzaktan gelmeden de videoyu izleyip oradan da yazabiliriz. Yani aktaramayacaksak, bir şey görüp dokunamayacaksak, hissiyatını sizlere aktaramayacaksak buraya gelmemizin ne anlamı var? Gerçekten ilginç arkadaşlar. Neyse, konu ayrı. Ancak şimdi bir de tabii ki gelmişken Xperia 1 neler sunuyor? 10, 10 Plus neler sunuyor? Onlardan da bahsedeceğim detaylarda. Şimdi telefonu biraz daha yakından bakalım. Sony'nin Xperia 1 ile iddiası dünyanın şu an için OLED panelli ilk 21:9 akıllı telefonu oluyor bu cihaz. Tasarım olarak baktığımızda 8.2 mm kalınlığında, yine kenarlarının oldukça kavisli olmayan, yani kısmen yuvarlatmışlar fakat yine kalın yapılı modellerden bir tanesi olmuş. Ekran gövde oranında yine düşük, %82 oranında. Artık %90'lı ekran gövde oranına sahip modelleri görüyoruz. Çentik yok. Bu güzel bir şey belki, ancak üst tarafta da alt tarafta da ekranın çerçevelerinin kalınlığını görmek mümkün. 180 gram ağırlığında olduğunu söyleyeyim. Parmak izi sensörü cihazın ekrana entegre değil, onu da belirteyim. Arkada da yer almıyor. Telefonun yan tarafını konumlandırmışlar. Yan tarafta şurada görüyorsunuz, burası bir parmak izi sensörü kısmı. Şimdi telefonun ekran boyutu dediğim gibi 6.5 inç boyutunda 1644'e 3840 piksel çözünürlüğünde bir ekran sunuyor bizlere. 643 ppi seviyesine sahip, piksel yoğunluğu Corning Gorilla Glass 6 ile korunuyor. Hem ön hem arka taraf. Android 9 işletim sistemiyle birlikte giriyor Sony Xperia 1. Snapdragon 855 yenilikçi işlemci ile birlikte tabii ki karşımıza çıkıyor. 6 GB RAM kapasitesine sahip, öte yandan 64 GB ve 128 GB depolama alanları bizlere sunulmuş. Arka tarafta önemli özelliklerden bir tanesi 3 kamerayla gelmesi. 3 kameralı akıllı telefonlardan bir tanesi oluyor Xperia 1. 12 megapiksel ölçüsünde 3 adet kamera yer alıyor. Bu 3 kameranın hepsi 12 megapiksel ölçüsünde arkadaşlar. Ancak ne yazık ki eksik olan bir şey var. 4K'da 60 kare video kaydı yapamıyor. Artık bunun yapılması lazım. 4K 60 kare videonun çekilmesi lazım bu telefonlarda. Ön tarafa baktığımızda da ön tarafta da 8 megapiksel ölçüsünde bir diğer kamera yer alıyor ve batarya kapasitesi önemli bir diğer detay. 3330 mAh kapasitesinde bir batarya mevcut. Diğer telefonlara gelelim. Sony Xperia 10, 10 Plus modellerinden de bahsedeyim. İlk başta şu küçük olanla başlayalım. Xperia 10 modeliyle başlayalım. Bu cihazda az önce bahsettiğim gibi Xperia 1 modelinde olduğu gibi yine kalınca yapıya sahip, 8.4 mm yapıda bir telefon ve 162 gram ağırlığında. Yan tarafta yine burada parmak izi sensörünü görmek mümkün. Üst tarafta güç butonu, alt tarafta da ses butonlarını buluyoruz. Telefonun ekranı ön taraftan baktığımızda 6 inç boyutunda ve bununla birlikte yine düşük bir kasa ekran oranı sunuyor. %79 seviyesinde bir ekran oranımız var. IPS LCD bu panel. Diğeri Xperia 1 modeli OLED paneldi bildiğiniz gibi. Fakat Xperia 10'da bizlere IPS panel sunmuşlar. Bununla ayrım yapmış Sony. Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Ekranın çözünürlüğü 1080x2520 piksel, 450 ppi piksel yoğunluğu değerine sahip. Snapdragon 630 işlemci ile geliyor bu cihaz. Yani orta seviyeye bir akıllı telefon olduğunu söyleyebiliriz. 3 GB RAM, 64 GB depolama alanı bizlere sunulmuş durumda. 13 megapiksel ve 5 megapiksel arka tarafta iki tane farklı kamera var. Bunlarla birlikte hem geniş açılı hem de alan derinlikli fotoğraflar çekebiliyorsunuz. En azından burada iki tane kamerayı orta tarafta görebiliyoruz. Üst tarafta da yine LED flash alanı mevcut. Ön tarafta da 8 megapiksel ölçüsünde bir diğer selfie kamerası var. 2870 mAh kapasitesinde bir batarya var. Şimdi bir diğer model olan Xperia 10 Plus'a da kısaca bir bakalım. Xperia 10 Plus neler sunuyor? Aslında ikisi arasında çok büyük farklar yok. Ekran boyutu daha farklı. Kalınlık ve ağırlık yine aynı. 8.3 mm kalınlığında,
ve ağrıda 180 gram seviyesinde. Yan tarafta yine parmak izi sensörü mevcut. Ekran boyutu 6.5 inç. En büyük ekranlı akıllı telefonu Xperia 10 Plus oluyor Sony'nin. IPS LCD panel 1080x2520 piksel çözünürlüğüne bir çözünürlük sunulmuş. Güzel görüntüler sunduğunu görüyoruz. Burada göremiyoruz, kapalı çünkü. Ancak arka tarafta en azından bize bunu söylüyorlar. Arkada bir devasa alanda Sony'nin standında. Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Ekran Android 9 işletim sistemi sunulmuş. Yine Snapdragon orta seviyeli 636 işlemcisi mevcut. Bununla birlikte orta seviye ve orta üst seviye arasını konumlanmış. Yani Xperia 10 modeli orta seviyeli 630 işlemcili. 636 bir diğer olan 10 Plus ile orta üst seviye arasını konumlandırmışken Xperia bir tepe modeli oluşturuyor. Sony ailesinde. Yine son olarak Xperia 10 ile Xperia 10 Plus arasında iki kamera arasında megapiksel boyutu olarak fark olduğunu söyleyeyim. Bunda da 12 megapiksel ölçüsünde Xperia 10 Plus'ta 12 megapiksel ölçüsünde ve 8 megapiksel ölçüsünde arka kamera yer alıyor. Çift onluk çift led flaşı üst tarafta görebiliyorsunuz. 8 megapiksel ölçüsünde ön kamera mevcut ve son olarak 3000 mAh kapasitesinin bataryaya sahip olduğu bilgisini vereyim. Sony standında gördüğümüz modeller bunlar. Xperia 1, Xperia 10, Xperia 10 Plus. Bunlarla birlikte Sony standını burada kapatıyoruz. Ancak ne yazık ki yani 10-10 Plus modellerini gidip arka tarafta değerlendirebiliyorsunuz. Ancak Xperia 1 modelini, tepe modeli ki diğer bugüne kadar gördüğümüz akıllı telefonlardan da böyle atladı ve bir özellikle sunmuyor. Onu net olarak söyleyeyim. Snapdragon 855'te geldi diye bunu buraya koymanın çok manası yok açıkçası. Veya işte dünyanın 21.9 ekranlı ilk OLED paneline sahip telefon olduğu için arka tarafı gizlemeye gerek yok. Dokundurtmamak çok saçma geldi bana. Yani katlanı bir olsa falan eyvallah diyeceğim de ilginç geldi. Neyse Sony eğer Türkiye'de satışı sunacak mı açıkçası bilmiyorum. İthalat garantili yoluyla gelebilir belki, hiçbir fikrim yok. Eğer olur da gelirse, elimize geçerse, Xperia 1'e dokunma şansına sahip olursak sizlerle tabii ki mutlaka incelemesini, detaylı testlerini değerlendirmek istiyorum. Şimdi Sony standından bu kadar. Bakalım buradan nereye gideceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.